Günaydın anneciğim. Günaydın yavrum. Ne o, babana günaydın yok mu? Günaydın. Ya sabah öpücüğü? Üvey de olsa baban sayılırım. Ne olursan ol. Sabah sabah leş gibi içki kokan nefesini çekmek zorunda değilim. Ama fingirdeştiğin delikanlılarla öpüşürken aynı fikirde değilsin. Benim delikanlılarla fingirdeşip öpüştüğümü nereden biliyorsun? Ben bilirim. Biraz sonra da sokağa çıkıp sevgilinle buluşacağını da biliyorum. Kiminle buluşursam buluşurum. Seni ilgilendirme. Ne demek ilgilendirme? Rica ederim. Kesin artık. Hadi sen odana git yavrum. Günaydın. Günaydın. Erol nerede? Daha kalkmadı, uyuyor. Ne demek daha kalkmadı, uyuyor? Hemen kaldır. Saat 9:30. Kahvaltı sofrası onu bekleyemez. Kim bilir eve kaçta gelmiştir kerata. Ben bakarım anne. Sen otur. Buyurun efendim. Ha Bülent oğlum. Bana bir günaydın gazetesi alıver. Sabah alırken unutmuşsun. Başüstüne Haluk Bey. Sen otur, kahvaltını et ve dersini çalış. Ben gider hepsini alırım oğlum. Canım anacığım. Sabahtan beri apartmanın temizliğiyle canın çıktı. Bırak da ayak işlerini ben göreyim. Günaydın anne. Günaydın yavrum. Günaydın baba. Günaydın. Bu saate kadar ne uykusu bu? Uyandırmasak akşama kadar uyuyacaksın. Ne yapayım baba, yapacak bir işim yok ki. Ne demek bir işim yok? Bir de utanmadan böyle konuşuyorsun. Daha hala iki dersten ikram baba. İkmalimi verip bu sene üniversiteye başlayacağım. Araba için de tekrar teşekkür ederim. Bülent'tir. Bana gazete getirecekti, alıver. Selam. Selam. Babanın gazetesi. Şişt, bana bak. Beni aşağıda bekle. Babam gider gitmez seni alıp yeni arabamla bir tur atarız. Sağ ol ama ders çalışmam lazım, gelemem. Dersinden başlatma şimdi. Oğlum fıstık gibi bir kız ayarladım. Seni onunla tanıştıracağım. Bir kız arkadaşı varsa sana da ayarlarız. Eksik olma ama arkadaşını da sana bırakıyorum. Tepe tepe kullan, olur mu? Ukalalık etme. Sen beni aşağıda bekle o kadar. Başka işe karışma, tamam mı? Buyurun babacığım. Bari Bülent'ten utan. Aynı anda okula başladınız. O hukuk ikiye geçiyor, sense daha liseyi bitireceksin. Üstelik sen bir milyoner oğlu... O ise bir kapıcı çocuğu, hem de öksüz. Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Merhaba. Erol nerede? Biraz gecikti ama neredeyse gelir. Çağ. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Arabamı nasıl buldunuz? Bilmem ki, çok güzel. Aa, sizlere tanıştırayım. Arkadaşım Bülent, Zeynep, Suat ve sana bahsettiğim Selma. Memnun oldum. Biz de. Birbirinizi tanımanız lazım. O da bizim eski mahalleden. Hatırlamıyorum. Ben de. Arabam hakkında fikrini söylemedin. Fena değil. Hadi bir atlayın. Doğru yalı kente bizim villaya ekliyoruz. Bu sıcakta kavrulduğumuz yeter. Hadi Bülent. Ben izninizi rica edeceğim. Yarın sınavım var da ders çalışmam lazım. Boşver, akşama çalışırsın. Zeynep'le Selma sana da bir kız bulurlar ha? Çok güzel olurdu ama belki başka zaman. Bırakın çocuğu, zorlamayın. Gidip derslerine çalışsın. Gelmek istemeyen o delikanlının ismi neydi? Bülent. Kimin nesidir? Babası çok eskiden, ta babamın sebze halinde ufacık dükkanı olduğu zamandan beri yanında çalışırdı. Çocukluğumuz hep beraber geçti. Babamın işleri düzelip... Yani babana piyango vurup yukarı çıktığında. Her neyse ne vurduysa. Yukarı çıktığında satın aldığı apartmanın kapıcılığını Bülent'in babasına verdi. Zavallı adamcağız birkaç sene sonra öldü. Senelerdir apartmanı annesi ve Bülent idare eder. Bir yandan da okur. Ah, ne güzel değil mi çocuklar? Al. Ah.
Deniz bugün gerçekten bir harika. O halde neden çabuk çıktı? Bu kadar yeter. Hiçbir şeyin aşırısından hoşlanmam. Sonra çok güzel şeyler beni şımartabilir. Seni şımartmayı çok arzu ediyor. Benim buna imkanım da var. Nereden biliyor? Belki seni bütün arzularımı karşılayacak kadar zengin bulmayabilirim. Olabilir. Ama istediklerini sana verebilmek için her şeyi yaparım. Çalmak icap etse bile. Yeter. Daha fazla ileri gitmeyin. Peki sevgilim. Buraya niçin geldik? Babamın yazıhanesi bu binadadır. Geç saate kadar çalışır. Bir şey hakkında onu görmeliyim. Hem seni de tanıştırmış olurum. Baba, bana biraz borç para verebilir misin? Kimler var burada? Bendeniz Erol efendim. Merhaba. Haluk Bey'in oğlu olmalısınız. Ben Nesrin. Güzel isim. Teşekkür ederim. Babanızla bir iş görüşmem var da. Öyle mi? Ne tür bir iş efendim? Modelim ben. Ya, hangi ajanstan? Yıldız Artist ve Manken Ajansı'ndan. Oo, oldukça tanınmış bir ajanstır. Oldukça. Ara sıra bana da model lazım oluyor. Herhalde babamda telefon numaranız vardır. Tabii. Kendisine iyi dileklerimi söyleyin, müsaadenizle. Rica ederim. Hadi sevgilim, gidelim. Sen biraz bekle. Selam baba. Ne arıyorsun burada? Senden biraz para istemeye geldim ama içeride iş arkadaşlarından birine rastladım. Gel benimle. Bir dakika sevgilim. O yanındaki kız eski mahalleden değil mi? Evet, ne var bunda? Ben hayatımı tehlikeye atıp canımı dişime takarak o pisliklerle dolaşasın diye bu yere gelmedim. Eğer o pisliği hamile bırakırsan hapsi boylarsın. Pislik değil o. Ben pislik diyorsam pisliktir o. Derhal onu bırakacaksın. Tabii. Sen şu Yıldız Ajans'taki mankenleri bırakınca ben de onu bırakacağım. Konuşmana dikkat et. Çık dışarı. İşte babamı da tanımış oldun. Ancak bu akşam bir yere gidip yemek yemek için paramız yok. Önemli değil. Yalnız evde kimse yok. Annem yazlıkta. Biraz sonra peder bey de yanında olacak. Gidip eve yiyelim mi? Ne dersin? Niçin olmasın? Niye? Seninle ileri gitmemek için anlaşmıştık. Eğer o anlaşmayı bozarsan bir daha yüzümü göremezsin. Peki. Benden hoşlanmıyor musun? Hoşlanıyorum. Seni mutlu edecek her şeyi yaparım. O iş hariç. Artık gitsen fena olma. Eve geç kalmak istemiyorum. Peki. Bizim profesör asansörde de ders çalışıyor. Üst kata ekmek götürmüştüm de. Arkadaşın hiç kitaptan başını kaldırmaz mı? Yanılmıyorsam 2 yıl önce bir defa denemişti. Gene denese fena olmaz. Hayatta öğreneceği başka şeyler de var. Seninki bütün erkekler peşinden koşsun istiyor. Ama kabul et, harika değil mi? Nesi harika? Herhangi bir kız işte. Dışarıda onun gibi yüzlercesi var. Birini gördün mü hepsini görmüş gibi olursun. Sen kitabını oku. Sana kaç defa kapıyı vurmadan içeri girme dedim. Affedersin, unuttum. Biraz sonra dükkana uğra da sana biraz sebze vereyim. Annem bugün dışarı çıkmak istemiyor. Nesi var? Bilmiyorum, biraz kırıklığı varmış galiba. Nen var anneciğim? Hiçbir şeyim yok. Biraz kırıklık. Üşüttüm galiba. Hani doktora gidecektin? Bana söz vermiştin. Korkarım hala gitmemişsindir. Sana söz kızım.
Yarın gideceğim. Eğer bu sefer de sözünden dönersen... ...doktoru ben eve getireceğim, bilmiş. Söz dedim ya yavrum. Aa, siz de binecek misiniz? Korkmayın canım, sizi yemem. Benim diğer kızlardan ne farkım var? Haberini görmüşsün ha hepsini. Tamam, gelebilirsin. Çok güzelsin, çok yakıştı sana, biliyor musun? Elbise annemin üzerinde durduğundan daha iyi durdu sende. Annen bu sözünü duysa pek hoşuna gitmez. Villadan duyacak değil herhalde. Şimdi bu kıyafetini tamamlamamız lazım. Aa, çok değerli şeyler bunlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın Bülent? Teşekkür ederim efendim. Pazar günü döneceğinizi sanıyordum. Deniz'i fazla seyretmekten sıkıldım. Haluk Bey fazla istirahatten hoşlanmıyor. Biz çalışmaya alışmışız hanım. Erol evde mi? Ben biraz geç geldim efendim. Görmedim. Çok ciddiyim Selma. Karım olmanı istiyorum. Bir dakika sevgilim. Efendim? Annenle baban döndüler Erol. Yukarı çıkıyorlar. Sahi mi? Sağ ol Bülent. Bizimkiler yazlıktan dönmüşler. Çabuk, çabuk üzerindekileri çıkarmalısın. Erol! Evde yok galiba. Gündüz ışıklar niye yanıyor? Panjurlar niye kapalı anlayamadım. İçeride olmasın. Bana kızmalarını istemem. Kızmazlar, merak etme. Ben hallederim. Durumu bize izah etseniz de anlatan. Kim bu? Şey, tanıdığım bir kız. O kadarını görebiliyorum. Bak kızım. Oğlum seni tekrar görmek istemeyeceğini söyleyecek kadar cesur değil. Dinle baba. Bak Erol. Sana bu kız kim dedim Erol? Annene bile benden söz etmedin ha? Gitsen iyi olacak. Ben seni ararım. Beni artık unut mahallebi çocuğu. Sen ilk önce büyü erkek gibi davranmasını öğren, ondan sonra gel beni ara. Dinle beni. Bırak onu. Bırak beni. Çek ellerini üstümden. Defol git evimden. Ne duruyorsun? Vursana. Böyle bir yerde yaşamakla kendini bir şey sanıyorsun değil mi? Senin de üvey babamdan farkın yok. O da domuzun biri. Ağlamak istiyorsanız ağlayın, açılırsınız. Sus, karışma sen. Teşekkür ederim. Bir dakika. Sizi evinize kadar bırakayım. Bu şekilde yalnız gitmeniz doğru olmaz. Umarım beni evime bıraktığın için başın derde girmez. Ne gibi? Babası haber alırsa belki seni işinden kovabilir. Fark etmez. Ben eşek olduktan sonra sırtıma eğer vuracak biri bulunur. Yürekli birine benziyorsun. Öyle bulduğuna sevindim. Bizim eve yaklaştık. İstersen burada ayrılalım. Mahallelinin seni eve bir erkeğin bıraktığını görmelerini istemezsin herhalde. Çok ince düşünceli bir insansın. Buna da çok sevindim. Seni mahalleden nasıl hatırlamıyorum, bir türlü anlamadım. Yanına yaklaşamazdım ki. Şimdi olduğu gibi seni yiyeceğinden mi korkardın? Görüyorsun ki senin dediğin gibi diğer kızlardan farklı değilim. Neden yanıma yaklaşamazdın? Yanına yaklaştığım zaman kalbimin çarpıntısından öleceğim diye korkardım da ondan. Şimdi olduğu gibi. İyi günler. Hey, bir dakika. Hayatımda hiçbir erkek bana senin gibi iltifat etmedi. Bunu bil. Öyleyse seni bir gün sinemaya davet edebilirim.
O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Buna da çok sevindim. İyi ki geldin Selma. Ne oldu? Anneni hastaneye kaldırdık. Nasıl doktor? Anneniz ileri derecede tüberküloz. Çok mu kötü doktor? Durum ciddi. Aylardır nasıl ayakta kalmış anlamıyorum. Onu görmek istiyorum. Uyuyor, ilaç ver. Olsun, gene de görmek istiyorum. İki kilo fasulye, bir kilo patlıcan satmakla hastane masrafları ödenmez. Ben bu işin altından kalkamam. Merak etme. Senden bir şey ödemeni isteyen yok. Yarın çıkıp kendime iş arayacağım. Canım beni yanlış anlama. Bir kenarda param olsa... inan. Senden bir şey isteyen yok dedim. İyi geceler. Sana kaç kere kapıyı vurmadan içeri girme diyorum. Ne istiyorsun benden? Neden benden hoşlanmıyorsun? Lütfen odana git. Yatacağım. Sabah erkenden hastaneye gideceğim. Halbuki beni sevmen için ne kadar çalışıyorum bilemezsin. Sana odana git dedim. Çok tatlı bir kızsın. Hadi iyi geceler öpücüğü ver. İyi geceler. Ama öpücük hani ya, ufacık bir öpücük. Hiç insan babasını öpmez mi? Sana git buradan dedim. Bir öpücük canım. Bırak beni, bırak. Sana odana git dedim. Eşol eşek. Gel buraya. Gel. Dur. Benden uzak dur, yoksa seni mahvederim. Senin ne mal olduğunu bilmiyorum mu sanıyorsun ha? Sen benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey! Affedersiniz, suç bende. Özür dilerim. Salgındım, sizi göremedim. Bir dakika. Beni tanımadın mı? Şey... Ben Nesrin. Yıldız Ajansı artist ve mankenim. Hani Haluk Bey'in yazıhanesinde oğlu Erol ve sizinle karşılaşmıştık? Evet, hatırladım. Alışverişe mi çıktınız? Aksine. Çalışabileceğim bir iş arıyorum da. İş mi arıyorsun? Evet, ama bulamıyorum. Harika değil mi? Şu gözlere, yanaklara baksana. Vücut da enfes. Evet, harika. Ajansımızın en iyi kızlarından biri olabilir. Tabii. Demek manken olabilirim. Tabii olabilirsin. Yalnız bir mankenin yetişmesi uzun zaman alır. Bazen 2 sene bile sürebilir. Ama senin hemen paraya ihtiyacın var. Evet, öyle. Tabii senin gibi akıllı güzel bir kızın para kazanacağı başka yollar da vardır. Eğer istersen çok kısa zamanda bol para kazanırsın. Sizlerle birlikte çalışabilirsin. Sesin harika. Sonra bizim kulüp özeldir. Üyeleri İstanbul'un en kalburüstü kimseleri. Erol kulübü müdürünü çok iyi tanır. Şu anda senin için kendisiyle görüşmekte. Erol mu? Evet. Erol'un ne bana iş bulmasını ne de yüzünü görmek istiyorum. Çocuklar, bu iş tamam. Akşama hazır ol. Hey! Beni tutacağını annenle babanın elinden tutsan daha iyi edersin mahallebi çocuğu. Gördün onları. Ne olduklarını anladın. Asıl senin ne olduğunu anladım. İnan seni çok aradım. Zahmet etmişsin. Yüzünü bile görmek istemiyorum. İşini hallettim. Bu gece Osman Bey seni dinleyecek. Lüzum yok. İnat etme. Zeynep ve Bülent de bizimle olacak. Güzel olmaya bak, iyi giyin. Akşam saat 8'de seni alırız. O saate kadar kendi kendine en çok sevdiğin şarkının provasını yap. Oldu mu? He? Tebrikler, çok başarılıydın. Sağ ol. Tebrikler Selma. Nasıl buldun patron? Çok güzel bir kız. Ben sesini sordum. Kendisi daha güzel. Osman Bey seni beğendi. İşinin %100 olacağına eminim. Çok güzel. Ben biraz arkaya gidiyorum. Şansımı deneyeceğim. Arkada ne var?
Kumar herhalde. Evet. Selma ile dans edebilirsin. Ama gözünü ondan ayırma. İzninle sevgilim. Şimdi beni buraya niye getirdiğini anladım. Dans eder misin? Oturmaktan daha iyidir. İzninle Zeynep. Siz keyfinize bakın. Gerçekten burada çalışmak istiyor musun? İşe ihtiyacım var. Annenin rahatsızlığına çok üzüldüm. Biraz önce Zeynep'ten öğrendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hani gelip beni sinemaya götürecektin? Bundan sonra hiç götüremeyeceğim galiba. Neden? Paran mı yok ha? Keşke öyle olsa. Ama gördüğüm kadarıyla sen hala Erol'un sevgilisisin. Ben hiç kimsenin sevgilisi değilim. İyi ama bu gece onunla buradasın. Buradayım. Çünkü işe ihtiyacım var aptal. Sana gözlerini ondan ayırma dedim. Vücudunu değil. Hadi gel. Bana şans getirmeni istiyorum. Sana ihtiyacım var. İşte arkadaşlar. Size şans meleğimi tanıtayım. Oh, gel. İşte kulübümüzün müdürü Osman Bey. Selma. Sizin gibi güzel bir kızla tanıştığıma çok memnunum. Ben de. Dans edelim mi sevgilim? Çok sevinirim Suat. İzninle Bülent. Rica ederim. Evet, başlıyoruz beyler. Benim yerime zarları senin atmanı istiyorum sevgilim. Bana şans getireceğine eminim. Hadi sevgilim, bana şans getireceğine eminim. Hadi, hadi, hadi. Kazandık, kazandık. Bana şans getireceğini söylememiş miydim sizlere? Hadi sevgilim, bir daha senin atmanı istiyorum. Kendin atsan daha iyi edersin. Nereye sevgilim? İkide bir de bana sevgilim deme, çünkü senin sevgilin değilim bir. Zarını kendin at, beni iğrenç işlerine alet etme iki. Bir dakika, Erol bak. Oyun başlıyor. Dur. Seni bekliyoruz Erol. Sıra sende. Tamam abi, geldim. Eve gitmek istiyorum. Lütfen beni götürür müsün? Ne oldu, ne var? Lütfen soru sorma. Beni götürüyor musun, yoksa tek başıma gideyim mi? Peki canım, sinirlenme, götürürüm. Bir dakika küçük hanım. İstediğiniz an burada işe başlayabilirsiniz. Teklifinize en kısa zamanda cevap vereceğim. Çok sevindim. İyi geceler. İyi geceler. Aşağılık herif. Kazanacağı birkaç kuruş için beni pis oyununa alet etti. Cıvalı zarları elime verince etraftan gören olacak, biri anlayacak diye heyecandan kalbim duracaktı adeta. Pis herif. Bundan sonra değil beni, gölgemi bile göremez. Büyük konuşma, belli olmaz. Büyük konuşuyorum ve belli olur. Biliyor musun, Erol beni her harcadığında parçaları toplayan hep sen oluyorsun. Evet. Çünkü ben iyi çocuğum. Dinle iyi çocuk. Bundan sonra artık toplanacak parça olmayacak, söz. Sen şimdi beni ne zaman sinemaya götürüyorsun onu söyle. Çok mu istiyorsun? Çok. Bülent. Selma'yı nereye götürdün? Evine. Peki neden bu kadar geciktin? Uzun zamandır burada seni bekliyorum. Yürüdük. Babam bana araba almadı. Karanlık bir sokaktan geçerken bir an durmadınız mı? Bir köşeye çekilip elinizde ufak bir iş görmediniz mi? O küçük Aşif de bunlara bayılır. Onun hakkında böyle konuşmana izin vermiyorum. Vay canına! Yanılmamışım, seni de baştan çıkarmış. Bu işte onun üstüne yoktur dostum. Ama kendini kurtarmaya bak. O herkesin kadını... Bir daha çeneni tutarsın. Bunu sana ödeteceğim Bülent. Hem de fazlasıyla. Ne zaman istersen hazırım. Merak etme, yakında.
Bu acelen ne? Yoksa dışarıda seni bekleyen biri mi var? Sana ne? Bülent her gece seni evine götürüyormuş. Başkasıyla evime gidemem diye bir kural mı var? Ama benim sevgilimsin. Hiçbir şeyin değilim. Hele kumarda beni kullanman bardağı taşıran son damla oldu. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Çek ellerin üzerimden. Eskiden böyle demiyordun ama. Kollarımın arasında seni daha fazla öpmem için yalvarıyordun. Yalancı. Hayatımda hiç kimseye yalvarmadım ben. Anlıyor musun? Hiç kimseye. Hadi. Çek ellerini. Ver benimle. Kızı rahat bırakacak mısın yoksa adamlarım sana yolu göster. Sen bu işe karışma Osman. Gel benimle diyorum. Bırak. Gel bakalım. Hey. Bırakın beni. Bırakın beni be. Gel. Bırakın diyorum bak. Ne olur sonra. Bırak. Kumarda hile yapılmasına ses çıkarmam da burada çalışan bir insanın rahatsız edilmesine göz yumamam. Sana teşekkür ederim Bülent ama her gece beni bekleyip evime kadar götürmek zorunda değilsin. Ben bundan büyük bir zevk duyuyorum. Ya sen? Ben de. Sana bir şey sormak istiyorum ama. Sor. Kızmayacağına söz verir misin? Bayağı merak ettim. Söz veriyorum. Şimdiye kadar hiç erkekle yattın mı? Merak etme. Bütün hoppa görünüşüme rağmen hiçbir erkekle yatmadım. Kendimi ancak sevebileceğim, evlenebileceğim bir kimseye teslim etmek isterim. Bu erkek sen olursan çok sevinirim. Seninle konuşmak için uyandım. Boşuna zahmet etmişsin. Benim seninle konuşmaya niyetim yok. Niçin bana bu kadar kötü davranıyorsun? Bırak beni. Halbuki ben seni seviyorum. Çek ellerini üzerimden. Sarhoş herif. Şarkı söylediğin kulüpte müşterilerine de böyle mi davranıyorsun ha? Küçük kaltak. Bak sana geldim. Sözümü tutmaya geldim. Bana dokunursan seni mahvederim demiştim. Hatırladın mı? Hayır, delirmişsin sen. Senin kadar değil. Sana salona getirin. Ayşe kızı Selma! Siz ne derseniz deyin, mahkemeye gideceğim. Hiçbir yere gidemezsin, o kadar. Artık çocuk değilim baba. Kim söyledi bunu? O pislik karı mı? Ona pislik diyemezsin.
Peki neden oraya gitmekte bu kadar ısrar ediyorsun? Çünkü bana ihtiyacı olacağını hissediyorum da ondan. Eğer oraya gidecek olursan... bir daha bu eve gelme. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Hayır efendim. Daha önce söylediğim gibi aile kavgasıydı. Üzülme anne. 1,5 yıl çabuk geçer. Ben evde olsaydım bu olmazdı. Hayır, gerçekten suçluyum. Delirmiştim. Dersimi almalıyım. Her zaman olduğu gibi orada da iyi bir kız ol, tamam mı? Tamam. Sen de kendine iyi bak. İlaçlarını muntazaman al, ihmal etme. Söz mü? Söz. Canım yavrum. Ne oldu? 1,5 yıl hapis. Ah. Burada olmalıydım. Ne yapacaktın yani? Savcıyı mı satacaktın? Bak kızı elimden aldın diye o kadar sevinme. 6 ay sonra ikimiz de unutur. Yak bir tane, iyi gelir. İlk ne içiyorsun? Yakında tiryakisi olursun, merak etme. Niye içeridesin? Bir adama bıçak çekti. Öldü mü? Hayır. Sadece yüzü yaralandı. Ah, desene adamı hacamat ettin. Sevgilin miydi? Hayır. Kimdi öyleyse? Bir bey baban. Ne yaptı ki üvey baban sana? Tecavüz etti. Bu sefer seni daha iyi gördüm. İyisin değil mi? Fena değilim. Annemi gördün mü? Şey, son zamanlarda imtihanlar yüzünden pek arayamadım. Ama hemen uğrarım. Bildirmek istediğin nedir? Eskiden sık sık ziyaretime gelirdi. 2 aydır uğradığı yok. Yoksa benden utanıyor mu? Bu ne biçim laf? Senin sinirlerin bozulmuş. Suçlu gibi konuşuyorsun. Eğer öyle düşünüyorsan bir daha gelme. Seni davet eden yok, anladın mı? Yakında ikimiz de çıkıyoruz. Dışarıda ne yapmayı düşünüyorsun kız? Bilmiyorum. Benimle Anadolu'ya turneye çıksan dünyanın parasını kazanırsın. Hele bizim herif bir de özel seanslar ayarladı mı... oluk gibi para kazanırsın. Yapabilir miyim acaba? Aa, bunda yapamayacak bir şey yok ki. İkimiz sahneye çıkıp şarkı söyleyeceğiz, göbek atacağız, biraz da soyunacağız. Senin anlayacağın yerli striptiz yapacağız, striptiz. Şarkı tamam da ben göbek atıp oynamasını bilmem ki. Aa, ne olmuş bilmiyorsan, beyin ameliyatı değil ki bu. Bilemiyorum. Dinle bak. Çok para kazanırsın. Annenin hastane masraflarını rahatça öder. Üvey babandan da kurtulursun. Öğrenebilir miyim acaba? Aa, tabii öğrenirsin kız. Biz ne güne duruyoruz burada ayol. Aa! Hop! Kıvır bakalım. Oh, oh, çalkala, çalkala, ha? Oh, yandan. Oh, kıvır. Evine hoş geldin yavrum. 1,5 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Ben seni hastanede yatıyor biliyordum anneciğim. Gerek yok yavrum, artık iyiyim. Ha dur, sana yemek hazırlayayım, acıkmışsın. Ah, kendini yorma anne, aç değilim. Açsındır, aç. Hayır, aç değilim anne. Hiç değilse ev yemeğini özlemişindir. Yüzündeki izleri gördün mü? Gördüm. İnşallah tabuduna girerken de yüzünde olur. Annem için hastanede demiştin. Bana yalan söyledin demek.
Kendisi öyle istedi. Sen çıkıncaya kadar iyileşeceğini sanıyordu. Annemi derhal hastaneye yatırıp kendime de bir ev kiralamam lazım. Bu adamla aynı evde oturamam. Hemen bir iş bulmalıyım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hapiste bir arkadaşım iş teklif etmişti. Onunla turneye çıkacağım. Ama bu para eksik. Daha fazla alacağım var. Biliyorum ama son hafta işlerimiz iyi gitmedi. Sonra otele olan borcumuzun hepsini ödedim. İnşallah işler bu hafta iyi gider de geri kalanını da öderim. Nazmi'nin güzel bir fikri var. Neymiş o? Özel davetlerdeki gösterimizi değiştirirsek çok para kazanırız diyor. Nasıl değiştireceğiz? Biraz seksi bir gösteri kadın kadına. Bana bakın. Ben buraya namusumla çalışıp ekmek paramı kazanmaya geldim. Teklifinizi işitmemiş olayım. Ay, bu kadar namuslu ve gururlu olma. Yapacağımız sadece bir gösteri şekerim. Sevişmek nasıl gösteri olabilir? Aman kes. Sen bu kafayla hiçbir şey olamazsın. Hadi kocacığım, biz gidip yatalım. Efendim? Bir dakika ayrılmayın, İstanbul arıyor. Alo, Selma sen misin? Evet benim. Ben Zeynep Selma. Hemen İstanbul'a gelmelisin. Ne oldu, ne var? Anneni bu sabah hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Durumu kötü mü? Çok kötü. Hemen hareket ediyorum. En kısa zamanda orada olurum. Otelci. Ne istiyorsun? Otel parasını senin vereceğini söylediler. Bana ödedik demişlerdi. İkimizi de kandırdılar. Aç kapıyı, beni polis çağırmaya mecbur etme. Her şeyimi almışlar. Paramı, elbiselerimi bile. Sadece kombinezonumla bıraktılar beni. Benim için mahsuru yok. Bakın, annem hasta. Aa, öyledir. Hemen İstanbul'a annemin yanına gitmem lazım. İnanın bana. Evet, peki. Annenin yanına gitmek istiyorsan bana borcunu öde. Nasıl öderim? Hiçbir şeyim yok. Sen varsın ya, bana yeter. Aşağılık herif! Halbuki senin çok kolay biri olduğunu söylemişlerdi. Yanılmışlar. Anlaşılan polis çağırmam gerekecek. Hem otele olan borcun hem de çalışma vesikan olmadığı için... Ayrıca evlerdeki özel gösteriler de çaba. Sadece şarkı söyleyip dans ettik oralarda. Onu polise anlatırsın, bana değil. Harsan hem yol paranı verir hem de üzerine elbise alırım. Biraz düşüneyim. Düşün bakalım. İstediğin gibi olsun. Ne kadar iyi bir kız olduğunu biliyorum yavrum. Ne kadar iyi bir kız olduğunu biliyorum yavrum. Anneciğim. Üvey baban olacak o adamın sana yaptığını da biliyorum. Hiçbir şey yapmadı. Yaptı. Söylettim dün gece ona. Her şeyi itiraf etti. Zaten baştan beri biliyordum galiba. Ama kondurmak istemiyordum. Sen çok iyi bir kızsın yavrum. Anneciğim.
Osman, ben Haluk. Merhabalar Haluk Bey, nasılsınız? Nasıl olduğumu bırak da şimdi beni iyi dinle. O kızı tekrar işe almışsın. Evet. Derhal o kızın işine son vereceksin. Kızcağız annesini kaybetti. Üvey babasının yanından ayrıldı, bir yaşam savaşı veriyor. Ben de oğlumu kazanmak için savaş veriyorum. Biliyorsun Erol o kızın yüzünden evi terk etti. Annesi o kız yüzünden içkiye başladı. Sana son defa söylüyorum. O kızın işine son vermezsen başına bela açarım, bilmiş ol. Allah'a ısmarladık. Bana yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. Dinle Selma. Tek başıma yaşıyorum. İstersen beraber olabiliriz. Seni ilk gördüğüm andan beri beğenir, severim. Yok, hayır. Ben seni ilk gördüğüm an bir abi gibi sevmiştim. Aramızdaki ilişkinin hep böyle devam etmesini isterim. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Zaten kulüpteki işime başlamadan önce 20 yerde iş aradım. Hepsi de daha önce ne işler yaptığımı sordular. Herhalde onlara 1,5 yıl hapiste kaldığımı söyleyemezdim. Şu Anadolu'daki turne işi ne oldu? Ne olacak? Fiyasko. Seni de kendi sorunlarımla sıkıyorum. Özür dilerim. O ne biçim söz? Senin sorunun benim sorunum demektir. Sen benim her şeyimsin. Tamam. Şimdi bu kızı nereden tanıdığımı hatırladım. Affedersin sevgilim. Bir kitap için okul arkadaşıma telefon etmem lazım. Seni bir an için yalnız bırakacağım, kusura bakma. Rica ederim. Hele bak şu işe. Sen şu ikili göbek atıp dans eden kızlardan biri değil misin? Ha? Sen beni hatırlamazsın ama ben seni gayet iyi hatırlıyorum şekerim. Lütfen gider misin? Niye şekerim? Giyinik rahat değil misin yoksa? Size lütfen gider misiniz dedim. Niye canım, ne güzel konuşuyorduk. Arkadaşın nasıl? Çok azgın karıydı ha. Kızı rahat bırakır mısın sen? Sen bunun sesi misin yoksa? Bursa'daki oturak aleminde soyunup bize göbek atmıştı. Vücudun da hiç fena değildi ha. Ağzını burnunu dağıtmadan buradan gider misin sen? Ne yaptın kardeşim? Git rica yoksa... Rica ederim, vurma Bülent. Lütfen siz de gider misiniz? Allah Allah. Bu adam ne demek istiyordu? Buradan çıksak fena olmayacak. Sana bu adam ne demek istedi dedim. Dışarıda konuşuruz dedim Bülent. Sana bir soru sordum, cevabını istiyorum. Bazı özel davetlerde soyunduk. Özel davetlerde soyunduk ne demek? Öbür kız arkadaşımla dans ederken soyunduk demek istiyorum. Başka ne yaptın? Cevap ver bana. Bana bu soruyu sormaya hakkın yok. Malın değilim senin. Bilmek zorundayım, soyunmaktan başka ne yaptın? Kendini bir erkeğe sattın mı? Sadece bir erkeğe değil, erkeklere. Şimdi rahatladın mı artık? Bana sahip olan ilk erkek sen olmayacaksın. Bir sürü insanla yattım. Sana hep yalan söylüyordum. Her şey hakkında yalan söyledim. Erol'la da yattın mı? Evet, onunla da yattım. Daha başka öğrenmek istediklerin? İstersen turnedeki erkeklerle nasıl yattığımı da anlatayım. Aramıza katıldığın için çok sevindim. Yalnız iyi düşündün. Merak etmeyin. Ben her şeyimi o otel odasında yitirdim. Artık ne bir şey düşünüyor, ne bir şey hissediyor, ne de bir şeyden utanıyor. Çalışmaya başlayabilirsin. Bırak beni, çek ellerini! İçeri giremezsin, dur diyorum sana! Bırak beni diyorum! Niçin beni işe çağırmıyorsun? Ödenecek borçlarım var. Bir aydır aramadın beni. Sebebini merak ediyorsan aynada kendine bakman kafidir. Yorgunum da ondan. Uyumam gerek. Hemen kendime gelirim. Defol. Ne olur, ne olur siz yardımcı olun. Beni hatırladınız değil mi? Çıkar şunu dışarı. Gel buraya. Bak bile ben size yardım etmek şöyle istemiştim. Yürü. Ne olur yardım edin yürü bana. Yürü. Ne olur yardım edin. Oda servisi.
Herhalde önce bir ilişki alırsın. Sen nasıl istersen. Patron sensin. Oldu. Fena değil ama akşam içkiyi fazla kaçırmışım galiba, başım ağrıyor. Bu gidişle başımız sadece içkiden değil, polisten de ağrıyacak galiba. Dün akşam iki kızımızın gittiği yeri polis basmış. Kurtarmaya uğraşıyoruz, avukatımızı gönderdik. Kızlar kimdi? Nesrin'le Sevim. İhbar olabilir. Bir müddet tanımadığınız kimselerle buluşmayın. Eski müşterilerimizle çalışalım, oldu mu? Eski müşteri deyince aklıma geldi. Bugün reklam çekiminden sonra doktor seni otelin barında bekliyor. Biraz önce telefon etti. Tamam mı? Selma? Merhaba Selma. Merhaba Erol. Görüşmeyeli çok oldu. 6 yıl Selma. Sonsuzluk kadar uzun. İznini rica edeceğim. Bir randevum vardı. Seni tekrar ne zaman görebilirim? Hiçbir zaman. Her şey 6 yıl önce bitmişti. Benim için bitmedi sen. Selma? Sabahın bu saatinde burada ne işin var? Biliyorum. Her şey 6 yıl önce bitmişti ama... ...gene de eski günlerin anısına bir içki içmek için beni davet edersin diye düşündüm. Neden olmasın? Ama sadece bir kadeh için. Evin çok güzel. Mersi. Barın üstünde istediğin içkiyi bulabilirsin. Bu kadar güzel bir evde oturduğuna göre durumun iyi olmalı. Ne iş yapıyorsun? Sen benim ne iş yaptığımı boş ver. Asıl sen ne iş yapıyorsun onu söyle. Yoksa hala sevgili babanın kolları arasında mısın? Deli misin sen? Babamla 6 yıldır konuşmuyorum. İzmir'deyim şimdi. İthalat ve ihracat işleriyle uğraşıyorum. Durumum çok iyi. Doğrusu ne ithal ve ne ihraç ettiğini çok merak ediyorum. Ne ithal ve ne ihraç ettiğimi boş ver. Cebime giren paraya bak sen. Çok iyi bir tüccar oldum. Zenginim, bol param var. Tebrikler. Senin adına çok sevindim. Ne de olsa eski arkadaşız. Biz eski arkadaş değil, eski birer sevgiliyiz. Otelde karşılaştığımız zaman anladım ki ikimiz de çok zamanı boşuna harcadık. Seni hala deliler gibi seviyorum Selma.
Buraya bir kadeh içki içmek için girmiştin. İçkin bittiğine göre iyi günler. Selma. Biraz önce ne yaptığımı sormuştun. Söyleyeyim. Fahişeyim. Alo. Evet benim. Aa, seni hiç hatırlamaz olur muyum? Siyah ipekli kombinezon giymemi isteyen tontonsun. Yalnız bu akşam meşgulüm. Yarın ara. Oldu. İyi günler. Evet. Artık gider misin? Yorgunum. Günün geri kalan kısmını senden satın alıyorum. Dün gece hiçbir şey hissetmedin mi? Hiç hissetmez olur muyum şekerim? Sapına kadar erkeksin. Bu lafı herhangi birine de söylersin değil mi? Bunun için para ödemedin mi bana? Hadi otur, kahvaltını yap. Yumurtalar soğuyacak. Niçin benimle İzmir'e gelmiyorsun? Yeni bir gazino açıyorum. Hem de kiminle biliyor musun? Eski çalıştığın kulübün müdürü Osman'la. Ortaz. Senin sesin güzeldir. Gazinonun as solisti olabilirsin. Açılışı seninle yapabiliriz. Aa, tıpkı yerli filmlerdeki gibi. Yakışıklı gazino sahibi bir sokak kadını olan sevgilisini alır ve as solist yapar. Sonra da... Araya başka bir sevgili girer. Bizim aramıza Bülent'in girdiği gibi. Nerede o? Ne yaptın? Şu anda asker. Kıbrıs'ta. Fakülteyi bitirince yargıç stajyerliği yaptı. Annesi de emekli olunca bizim apartmanı bırakmışlar. Hala onu seviyorsun değil mi? Bülent sana göre değil. Sen bana göresin öyle mi? Her zaman. Biz ikimiz aynı hamurdanız seninle. Ne istiyorsun benden? Geriye dönüş yapmamızı, tekrar denememizi. Artık büyüdüm. Dediğin gibi ana baba eli tutan muhallebi çocuğu değilim. Evlenebiliriz seninle. Sen çıldırmışsın. Benim ne olduğumu unuttun galiba. Hiçbir şey umurumda değil. Tek bildiğim şey seni ilk gördüğüm andan beri sevdiğimdir. Bu hiçbir şeyi halletmez. Halleder. Ben seni yargılamam, sen de beni. İnan. Eğer iki dakikaya kadar bu evi terk etmezsen ben giderim, bilmiş ol. Senin saçmalıklarını dinleyecek halim yok. Saat 2'de başka bir erkekle randevum var. Suat'le aranızda bir sorun mu var Zeynep? Hayır ama bu gidişle Suat'le evlenmemize imkan yok. Neden o? Annem Suat'ten, onun babası da benden nefret ediyor. Boş verin. Çocuk değilsiniz. Yaşınız müsait. Bir yıldırım nikah, arkasından düğün, bu iş tamam. Göreceksiniz. Ailelerini siz çağırmadan gelecekler. Hangi parayla nikah ve düğün yapabilirsin Selma? Siz o işi bana bırakın. Birikmiş biraz param var. Nikah ve düğün masrafları benden. Ciddi misin? Hem de nasıl? Sakın itiraz etme. Bana kısmet olmadı ama en yakın arkadaşımı başında duva, üzerinde gelinliğiyle görmek istiyorum. Sizi de candan kutlarım. Bütün mutluluğumuzu sana borçluyuz. Bizim için yaptıklarını yaşadığımız süre içinde hiç unutmayacağız.
Hadi şimdi çeneyi bırakın. Anne ve babalarınız kucaklamak için sizi bekliyor. Galiba artık evlenme sırası sende sen. Seni tekrar gördüğüme ne kadar sevindim bilemez. Ben de öyle. Düğün davetiyesini aldığımdan beri şu anın heyecanıyla yaşadım. Gerçekten seni tekrar görmek çok güzel şey. Benim için de öyle. Teşekkür ederim. Seni dansa davet etmek isterdim ama üzgünüm. Kıbrıs harekatına katıldığını işitmiştim. Önemli mi? Ufak bir kurşun yarası, geçmek üzere. Bir içki alır mıydınız efendim? Eski arkadaşların şerefine. Eski aşıkların şerefine. Bastonunu arabada unuttun ama herhalde ben bastonundan daha iyiydim. Fena değildim. Otur, sana bir içki hazırlayayım. Ama çok içmiştim. Olsun, çivi çiviyi söker. Evin çok güzel, güle güle otur. Fena değil, idare ediyor. Zeynep mankenlik yaptığını söyledi, nasıl bir iş bu? Defilelerde değişik kıyafetlerle boy göstermek. Modellik gibi bir şey. Moda dergilerinde resmini görsem inan seni tanımazdım. İşten bahsetmek istemiyorum. Bütün hafta çalıştığım yetiyor zaten. Telefon çalıyor. Açmak istemiyorum. Önemli olabilir. Benim için bugün ikimizden daha önemli hiçbir şey olamaz. Son karşılaşmamızda sana çok kötü davranmıştım. Özür dilerim. Eskiyi unutalım. Her şeye yeniden başlayın. Biliyor musun? O günden beri hep beni unutup unutmadığını düşündüm durdum. Seni unutmak mı? Çok aptalsın Bülent. Hiçbir zaman seni düşünmediğim hiçbir an olmadı. Seni hep sevdim. Ve hala da çok seviyorum. ...15 güne kadar tefis oluyorum. Ve hemen de savcılık görevine başlayacağım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne? Acaba savcılık maaşınla geçinmeyi göze alabilecek misin? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Sana evlenme teklif ediyorum. Karım olmanı istiyorum senden. Ne oldu? Yok bir şey. Cevap vermedin ama. Yoksa... Ne olur, sual sorma. Korktuğun bir şey varsa söyle bana. Önemli değil. Bugüne dek yaptıkların... ...ya da halen yaptığın şeyler bizi ayırmaz. Seni seviyorum. Benim için önemli olan bu. Ne olur, bunları sonra konuşuruz. Bırak da bu gecemizi konuşarak değil... ...sevişerek geçirelim. Başımız sağ olsun baba. Annemin ölümüne çok üzüldüm. Annen kanserden ölürken son sözü seni affetmeme istemesiydi. O pisliği terk ettin mi? O bir pislik değil, bir kadındır baba. Eğer onu hayatımdan silmemi istiyorsan bu imkansız. Allah'a ısmarladık baba. Dur. Seni tekrar kaybetmek istemem. Yalnız şunu iyi bil, o kadın bir gün senin ölümüne sebep olacak. Merak etme baba. Perhis oldum, yakında görevime başlayacağım. Sen hala bana cevap vermedin. Ne cevabı? Sana evlenme teklif etmiştim, unuttun galiba.
İlk önce karnımızı doyuralım. Evlilik işini sonra konuşuruz. Kapıcıdır. Sütü getirmiştir. Bir dakika sevgilim. Ne o, beni gördüğüne pek sevinmiş bir halin yok. Bana haber vermeden gelmemeni söylemiştim sana. Telefon cevap vermediğine göre seninle nasıl konuşabilirim? Öğleden sonra gel. Ayılırsın, içkilisin. Şimdi banyo yapacağım. Öğleden sonra gelemem. İzmir'e gidiyorum. Sen de benimle geliyorsun. Aklını kaçırdın galiba. Seninle hiçbir yere gelemem. Geleceksin. Bal gibi gelirsin hayatım. Yardıma ihtiyacın var mı senin? Bülent, eski dostumuz Bülent. Dünya ne kadar küçük. Sarhoş, ne dediğini bilmiyor. Sarhoş falan değilim. Beni dinle dostum. Bu beyinsiz yavruya eve müşteri getireceğine, benimle İzmir'e gelmesinin daha iyi olacağını anlat. Gidip yatsan daha iyi olur Erol. Selma'nın hakkı var. Ne dediğini bilmiyoruz. Ya, demek onun için bütün hafta telefona cevap vermedin. Onunla eve kapandınız. Umarım sana indirim yapıyordur. Gecede 10.000 lira az para değil. Sabahları kahvaltıda jambonlu yumurta yapsa bile. Daha senden para istemedi mi yoksa? Ama Selma, son dakikada hesap pusulasını eline tutuşturursan dürüst bir hareket olmaz. Belki o kadar parası yoktur. Al, onun borcunu ben ödüyorum. Dostum şu parayı al ve bana şükret. Sana İstanbul'un en iyi orospusuyla bir hafta sonu geçirtmiş olacağım. Yalan söylüyor değil mi? Sözlerinin doğru olmadığını söyle bana. Budalalığı bırak Bülent. Sana yalan söylemeye ihtiyacım yok. Niçin sevdiğini söylüyordun bana? Seni kollarının arasında sıkarak ne kadar güçlü bir erkek olduğunu da söylemiyor muydu? Ona sarıldığın zaman kendisini parçalamanı söylemiyor muydu? Ve titremeye başladığı zaman sana... Vurma Erol, vurma! Çekil! Öldüreceksin! Yapma! Öldüreceğim! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim! Yeter! Yeter! Onu bırakırsan seninle gelirim! Ne dedin? Onu öldürme. Yemin ederim seninle geleceğim. Yemin ederim. Yeter ki onu bırak. Eşyalarını topla. Hemen gidiyoruz. Sen beni havaalanında bekle. Hemen gelirim. Yemin ederim geleceğim. Aksini yapmaya kalkarsan bilmiş ol ikinizi de öldürürüm. İkinizi de öldürürüm. Dediklerimi unutma. Bülent. Bülent. Bülent! Çekil! Bülent! Çekil dedim sana! Hayatımda ilk defa elime geçecek olan mutluluğumu yıktın. Bunu çok acı ödeyeceksin Erol. Seninle geliyorum. Karın da olacağım. Ama hiçbir zaman bana sahip olamayacaksın. Benim için ücretini ödeyip yatmak isteyen bir erkekten farkın olmayacak. O da benim canım isterse olacak. Hayatta bir tek amacım var. Senden intikam almak. Thank you.
Bir yere mi gidiyorsun? Çocuğum olacak. Ne zaman? 6 ay sonra. Beraberliğimizden beri sana dokunmadığıma göre kimin çocuğu? Senden olmadığına göre kimden olduğunu öğreneceksin de ne olacak? Bülent'in çocuğu değil mi? Bülent'in çocuğu değil mi? İtiraf et. Senin için ne fark eder? Bir sürü erkekten olabilir. Seni kendi arzumla kapı dışarı etmeden hiçbir yere gidemezsin. Çocuk Bülent'ten ama. Çocuğun babası Bülent. Vız gelir bana. Kimden olursa olsun sen bana aitsin. Önemli olan bu. Senden bıkacağım güne kadar da yanımda kalacaksın. O kadar. Bakalım beğenecek misin? Hadi bakalım atla da görelim. Aferin benim kızıma. Nasıl yüzüyorum anneciğim? Oh, çok güzel, çok iyi. Benim yavrum kocaman olmuş. Ne güzel yüzermiş. Gel, gel. Nasıldım anneciğim? Çok iyiydin yavrum. Büyüyünce büyük bir yüzücü olacaksın sen. Hadi bakalım. Hadi yavrum. Dadın mayonu değiştirip seni kurulasın. Sonra da doğru öğlen uykusuna. Oldu mu? Oldu anneciğim. Hadi bakalım. Oğlum beni endişelendiriyor Haluk. Ben onu yola getiririm. Söz veriyorum. Bizim paramızı kendi otel işine kullanmamalıydı. Ama ben size parayı ödedim ya. Mesele para da değil. Sen de biliyorsun. Biz onu İzmir'deki işin başına kendi adına çalışsın diye mi koyduk? Bizden habersiz 3 tır dolusu kaçak sigara ve içki sokmuş içeri. Haberimiz olmayan daha neler neler. Hatalar yaptı biliyorum. Ama size söz veriyorum değişecek. Oğlun çok heyecanlı bir tip. Kontrolünü kaybetti. Artık iflah olmaz. Bana bir şans tanıyın, kendisiyle konuşayım. Söz veriyorum size, istediğiniz gibi olacak. İstanbul'dakilere ne oluyor anlamıyorum. Hepsine kürek dolusu para kazandırdım. Sen de payına düşeni aldın. Hem de yüzde hesabıyla yetinmeyip çizmeyi aşarak. Hatan nedir, baksana söyleyeyim oğlum. Doymak bilmiyorsun. Daima hakkın olan şeyden daha fazlasını istiyorsun. Bu oburluğunla boyundan çok büyük işe giriştin. Ne olmuş yani, kendi adıma bir otel yaptırdımsa... Ege sahillerinde daha kurulacak birçok otel yeri var. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Ortada hayatın söz konusu. Sana bir şey olmasını istemem. Oğlumsun. Derhal oteli şirkete devredeceksin. Ve örgütten habersiz hiçbir işe el atmayacaksın. O kadar. Bu hususta söz verdim. İşler halloluncaya kadar ortalıkta gözükme. Korun. Torunumu da yanıma alacağım. İşler düzelinceye kadar İstanbul'da benim yanımda kalması daha iyi olur. Dedeciğim! Canım dedeciğim benim! Biricik kızım benim. Hadi hazırlan bakalım, seninle geziye çıkıyoruz. Nereye dedeciğim? İstanbul'a yazlık villamıza gidiyoruz. Peki, ya annemle babam? Onlar daha sonra gelecek. Hala onu seviyorsun değil mi? Kimi? Bülent'i. O hep kalbinde. Onu düşünmediğin bir an yok değil mi? Halbuki bense her günümü beni seveceğin anı beklemekle geçiren aptal, koca bir budaladan başka bir şey değilim. Çocuklaşma, kendine gel. Artık beni affedip sevmeni istiyorum Selma. Sevmeni istiyorum. Bu parçayı hatırladın mı? Seni ilk defa bizim eve götürdüğümde bu parçayla dans etmiştik. Hı hı.
Ne güzel günlerdi onlar. Ama tekrar o günleri yaşayacağız. Yarın İstanbul'a gidip işten çekildiğimi, her şeyi onlara bıraktığımı bildireceğim. Her şeye sıfırdan başlayacak, kendime tertemiz bir yaşam hazırlayacağım. Sen ve kızın için. Kim olabilir? İstanbul'dan Filiz arayabilir. Ben bakarım. Efendim? Selma. Evet benim. Senin o evde hala ne işin var? Kızını alıp orayı terk etmeni söylememiş miydim sana? Filiz'i yolladım ama Erol'u yalnız bırakamadım. Erol nerede şimdi? Salonda. Neler oluyor Allah'ını seversen? Şimdi iyi dinle beni ve dediğimi yap. Hemen arka kapıdan kaç. Bir arabaya bin ve evden mümkün olduğu kadar uzaklaş. Ne demek istiyorsun? Erol'un işini bitirecekler. Belki buna sen de dahilsin. Hayır, onlara söyle. Yarın Erol İstanbul'a gelip işi bıraktığını, her şeyi onlara bırakacağını... Erol! 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 Yanımda kaldığına çok sevindim Selma. Yoksa korkacaktım. Beni hiç yalnız bırak. Madem ki oğlumu öldürecekti, onunla beraber karısı olacak o orospunun da öldürülmesi gerekirdi. Sakin ol, sakin ol. Yerin kulağı vardır derler. Hiçbir şey umurumda değil. Oğlumun ölümüne o kadın sebep oldu. Ona yaranabilmek için her türlü yolu denedi. Sonuç malum. Şimdi ben onun bulunup öldürülmesini istiyorum. O karı oğlumu sattığı gibi bizi de satabilir. Sanki oğlunun ölüm fermanını ben imzalamışım gibi konuşuyorsun. Sen de bilirsin ki İsmail örgüt içinde fazla sivrilen kişiden hoşlanmaz. Yarın... Sıra bize gelecektir. Sana ve bana. Bu kaçınılmaz sonuçtur ama daha önce de söylediğim gibi ikimiz beraber olursak biz onu yok edebiliriz. O zaman oğlunun intikamını alırsın. Bu teklifimi bir daha düşün. Gelmeyeceksin diye öyle korktum. Korkulacak ve endişe edilecek bir şey yok. Kızım nasıl? Merak etme, Haluk Bey'in yanında. O adamdan nefret ediyorum. Bunu biliyorum ama çocuğun dedesidir. Torunu için de deli oluyor. Kızına ondan bir kötülük gelmez, merak etme. Ama ben yavrumu yanımda istiyorum. Bunun bir yolu var. Nedir o? Tekrar Yıldız Ajans'ta çalışmak. Yıldız Ajans'ta çalışmak mı? Evet, orası da bizim elimiz altındadır. Yıllar önce ilk işe başladığın günden beri. Başımızdaki adam seni el altında tutabilmek için orada çalışmanı istiyor. Bir gün konuşmandan çekiniyor. Ne biliyorum ki konuşayım? Senin ne bildiğin önemli değil, onun senin hakkında ne düşündüğü önemli. Ancak bu şekilde kızına kavuşur, eski evinde oturabilirsin. Daha doğrusu yaşayabilirsin. Orada nasıl çalışabilirim? Büyütmek zorunda olduğum bir kızım var. Eskisi gibi değil, sadece idareci olarak çalışmanı istiyorlar. Hı? Demek seneler sonra tekrar karşılaşmak da varmış. İşi senin devraldığına çok sevindim. Artık yorulmuştum. Sana başarılar dilerim. İşteyken Filiz'i yanına almam beni ne kadar rahatlatıyor bilemezsin. Evde dadısıyla yalnız kalmasını istemiyorum. Erol'un babasından çekiniyorum. Anlıyorum. Sen hiç merak etme. Ha Filiz ha Oğuz. İkisi de benim çocuğum sayılır. Eksik olma. Bu zarfın sende kalmasını istiyorum.
Nedir bu? İçinde bir mektup var. Eğer bana bir şey olursa zarfı açar, mektubu okur, ona göre hareket edersin. Selma yoksa? Ne olur başka bir şey sorma. Buyur, gir. Evet, seni dinliyorum. İşsizim, ortalıkta kaldım. İnanın iki gündür doğru dürüst yemek yemedim. Yıldız Ajans'ın başına geçmişsiniz. Ne olur bana iş verin. Görünüşüme bakmayın. Elime para geçerse hemen kendimi düzeltirim. Hatırlayın, vaktiyle ben de size yardım etmek istemiştim. Yalvarırım. Rica ederim. Senin ilk önce banyoya, sonra da yemeğe ihtiyacın var. Kim o? Benim, Haluk. Ne istiyorsunuz? Sana kötülük edecek değilim, merak etme. Konuşmaya geldim. Buyurun. Evet, sizi dinliyorum. Filiz odasında mı? Hayır. Nerede? Neden bu kadar merak ettiğinizi anlayamadım. Siz ilk önce Filiz'e ne yapacaksınız onu söyleyin. Torunum değil mi? Onu gezdirmeye geldim. Sağ olun. Müsait zamanda size haber veririm, o zaman gelirsiniz. Veya ben size getiririm. Ne o? Torunumu görmek için senden mi izin alacağım? Ben onun dedesiyim. Ben de anasıyım. Olmaz olaydın, orospu karı. Derhal evimi terk edin. Torunumun nerede olduğunu öğrenmeden buradan bir adım bile atmam. Söyle nerede? Size çıkın dedim. Aksi halde... Ne o? Bir de tehdit mi? Osman'ına ve onun patronuna mı güveniyorsun kaltak? Torunumu alıp götürmeden buradan adımımı bile atmam. Kızımı bir yere götüremezsin. Onu benden ayıramazsın. Ne o? Onu yanında bırakıp senin gibi orospu olmasına göz mü yumacağımı sanıyorsun? Çıkın dedim size. Söyle nerede? Söyle! Vurmayın! Söyle! Vurmayın bana! Gidin! Beni kızımdan kimse ayıramaz. Anlıyor musun hiç kimse? Altak! Torunumu senin yanında bırakmam. O senin torunun değil. Kızının babası oğlun Erol değil. Filiz'in babası başka biri. Anlıyor musun? Başka biri. Yalan! Yemin ederim gerçeği söylüyorum. Yalan söylüyorsun. O benim torunum. Değil. İyi ki değil. Hiç olmazsa senin pis kanını taşımıyor. Yalancı kaltak! Alçak herif! Bırak beni! Bırak! Bırak diyorum! Boğacağım seni! Kızım nasıl? İyi. Zeynep'in yanında güvencededir. Merak etme. Vaktim doldu. Savcı neredeyse gelir. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Her şey için teşekkürler. Sakın dediklerimi unutma. Unutmam. Buyurun sayın savcım. Teşekkür ederim. Adınız? Bu kız sıkıştırılırsa konuşmayacağından eminsin değil mi Osman? Hiç endişelenmeyin. Zaten ne biliyor ki neyi anlatacak? Madem ki bu kadar eminsin, mesele yok. Diğer dediklerimi yaptın mı? Hepsi yerine getirildi. Mahkemeye çıkacak tanıklarla görüşüldü. Hepsi satın alındılar. Güzel. Seninle de bazı görüşeceğim şeyler var Osman. Zamanını ben haber veririm.
Haberinizi bekleyeceğim patron. Devam edin. Beni içeri aldı. Üstüm başım iyi değildi. Banyo yapmamı istedi. Sonra mutfakta yemek yerken kapının zili çaldı. Dışarı çıktı, ben yemeğime devam ettim. Bir müddet sonra bağırışmalar duydum. Merak ettim, mutfak kapısını aralayıp salonu izlemeye başladım. Adamın elinde para vardı ve çok sinirliydi. Selma'ya parayı alması için uzattı. Selma elini itti ve daha fazla para istedi. Adam itiraz edince çekmeceden tabancayı çıkardı. Adam yaklaştı ona. Sanırım tabancayı almak içindi. Ama Selma vurdu onu. Evet, devam edin. Hepsi bu kadar efendim. Tanık yalan söylüyor efendim. Elinizde tanığın yalan söylediğine dair bir delil var mı? Hayır, yok efendim. Ama olayı bir de müvekkilimden dinlemenizi rica ediyorum efendim. Çok sinirli bir hali vardı. Beni hiçbir zaman sevmemişti. Oğlunun ölümünden de beni sorumlu tutuyordu. Hatta ölmemi istiyordu. Kızımın annesi olduğumu söyleyince olmaz olsaydın orospu diye hakarete başladı. Çocuğu almadan gitmeyeceğini haykırıyordu. Nerede olduğunu soruyordu. Cevap alamayınca beni dövmeye başladı. Vurmaması için yalvardım. Çıldırmıştı, vuruyordu. Can havliyle çekmeceden tabancayı aldım. Elimden düşürdü, boğazıma sarıldı. Bütün kuvvetiyle sıkıyordu. İşte izlerini hala görebilirsiniz. Beraberce yere düştük. Üstüme çıktı. Boğuluyordum. Ölmek üzereydim. Canımı kurtarmak için yerdeki silahı alıp ateş ettim. Öldü. Elbisemdeki kan izleri de o üstümde olduğu için akan kan elbiseme bulaşmıştı. Hepsi bu kadar efendim. Soru sormak isteyen? İzninizle soracağım bazı şeyler var efendim. Buyurun. Yanılmıyorsam 1968 yılında 1,5 yıl ceza ile hapse girmişsiniz. Evet. Suçunuz neydi? Saldırı. Nasıl bir saldırı? Öldürücü bir aletle bıçakla mıydı saldırı? Evet. Daha yüksek sesle lütfen. Evet. Teşekkürler sayın yargıcım. Başka sorum yok. Savunmanın soracağı sorular var yargıcım. Buyurun. Bu saldırı olduğunda kaç yaşındaydınız Selma Hanım? 17. Hatırladığım kadarıyla üvey babanızı bıçakla yaralamıştınız değil mi? Evet, doğru. Lütfen mahkemeye nedenini söyler misiniz? Bakireydim. Ve üvey babam ırzıma geçti. Demek sanığı böyle tanıdınız. Devam edin Macide Hanım. Kendisine çok başarılı bir manken olacağını söyledim. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı. Son sözlerinizi biraz daha açıklar mısınız? Evet, tabii. Yüksek fiyatlı bir fahişe oldu. Sanığın ajansın başına geçtiğinden beri moda evini başka emellerle işlettiği doğru mu? Bana kalırsa doğrudur efendim. Haluk ölümünden önce bana telefon etmişti. Kendisine yaptığın teklifi anlattı. Ben seni akıllı bir adam sanırdım Osman. Ama hırs insanlara bazen yolunu saptırıyor. Tıpkı Erol gibi. Bugüne kadar yaptığın hizmetler için sana teşekkür ederim. Osman Efendi'yi evine kadar bırakın. Vakit epey geç oldu. Bu zarfı bana Selma vermişti. Başı derde girdiği zaman açıp içindekini okumam için. Okudum. Sizin de okumanızı istiyorum. Fakat... Evet. Sayın yargıcım, bu davadaki bazı karanlık noktaları aydınlığa çıkarmak için... Sayın Savcı Bülent Talay'ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.
Savunma tanıklığınızı talep ediyor. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Sayın Bülent Alay, sanıkla ne zaman tanıştınız? 11 yıl kadar önce. Nasıl tanışmıştınız? Aynı mahallede büyüdük. İyi arkadaş mıydınız? Evet, öyle sayılır. Bu belgeyi tanığın görmesini istiyorum. Belgenin ne olduğunu mahkemeye açıklar mısınız lütfen? Doğum belgesi. Lütfen belgede yazılı anne ve babanın adını okur musunuz? Hayır, durun. İzin vermiyorum. Lütfen sakin olun. Yalvarırım, okumasına izin vermeyin sayın yargıcım. Yalvarırım, yalvarırım. Müvekkilinizin sorguya karşı olduğu belli oluyor. Öyle değil mi Selma Hanım? Evet efendim. Belge okunmayacaktır. Soracağınız başka bir şey var mı? Evet efendim. Son bir sorum olacak. Peki. Sayın Bülent Alay, suç konusundaki uzmanlığınız göz önünde tutularak mahkemeye, sanık Selma Ayper'in sebepsiz yere adam öldürebilecek bir kişi olup olmadığını söyler misiniz lütfen? İtiraz ediyorum. Sayın yargıcım, şimdiye kadar müvekkilim hakkında tanıklık yapan kişilerin söylediklerinin doğruluğu hakkında münakaşa edilebilir. Ama hayatını adaletin tecellisi için adamış birinin söyleyecekleri en doğrusu olacaktır. Hele bu kişi sayın savcı gibi şerefli bir insan olursa. Onun için sayın yargıcım, soruma cevap verilmesine izin vermenizi rica ediyorum. İtiraz reddedildi. Devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sayın Bülent Alay, size bir kez daha soruyorum. Sanık Selma Ayper, sebepsiz yere adam öldürebilecek bir kişi midir? Hayır. O hiç kimseyi öldüremez. Çünkü çok iyi bir insandır. Buyurun sayın savcım. Hemen emniyete bildirin. Polis ekibi hazır olsun. Bir operasyona başlayacağız. Emredersiniz efendim. Sanık Selma Alper, olay günü kendisine saldıran Haluk Yıldızoğlu'nun taarruzundan, o anda kendini kurtarabilmek zarureti karşısında öldürdüğü kanaatine varıldığından, Türk Ceza Kanunu'nun 49. maddesince kendisine ceza verilmesine mahal olmadığına ve beraatine oy birliğiyle karar verildi. Ancak müdüresi bulunduğu Yıldız Ajans Artist ve Manken Bürosu'nda yapılan bazı yasa dışı uygunsuz hareketlere katıldığı için Türk Ceza Kanunu'nun 419 ve 420. maddelerine göre 2,5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle karar verildi. 2,5 yıl hiçbir şey değil. Çok çabuk geçer. Öyle sanıyorum, hapisteki iyi davranışların yüzünden 1,5 yıl sonra özgürlüğüne kavuşursun. Her şey için sana çok teşekkür ederim. Bilhassa mahkemede hakkımda söylediklerin için. Sen her zaman iyi bir kızsındır Selma. Vaktiyle canım anneciğim de öyle derdi. Sen iyi bir kızsın. İyi ki hayatta değil. Beni bu durumda görünce fikrini değiştirirdi herhalde. Niçin Filiz'in bizim kızımız olduğunu bana bildirmedin? Yapamazdım.
Durum öyle gerektiriyordu. Önünde mükemmel bir istikbal vardı. Ona mani olamaz. İnan mahkemede seni savcılık makamında görünce ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. İstifa et. Yok, olamaz. Seni bekleyeceğim. Hayır. İtiraz etme. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz evleneceğiz. Bir savcının değil, hayatını avukatlık yaparak kazanan birinin karısı olacaksın. Kızımızın da babasız kalmasına göz yumamam. Kızım ve anamla beraber sana kavuşacağımız anı bekleyerek geçireceğiz günlerimizi. Seni eskisinden daha çok seviyorum Selma. Ben de seni çok seviyorum Bülent. Göreceksin. Çok mutlu olacağız. Keşke Osman abi de sağ olsaydı. Gazetede okudum, çok üzüldüm. Ölmeden önce bana mektup yazmıştı. Onun sayesinde örgütün bütün adamları yakalandı. Yakında adaletin huzuruna çıkacaklar. Senin de örgütle hiçbir ilgin olmadığını yazmıştı. Girin. Anneciğim, yavrum, canım, kızım benim. Şey, yavrum, bu amca senin şey, benim iyi arkadaşımdır. Ben yokken o sana bakacak bir müddet için. İyi bir kız ol, sakın üzme onu. Hazır mısınız? Her ikinizi de çok, çok seviyorum.